Diyor ki misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi diyor. Atın yemediği acı otlar bitince bitmeye, bitmese daha diyor. İnsanın içmediği acı sular sızınca sızmasa daha iyi. Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi. Ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. Baba adını yürütünce devletli oğul daha iyi diyor. Yalan söz bu dünyada olunca olmasa daha iyi. Gerçekten 3, 30, 10 yaşını doldursa daha iyi. Dede Korkut bir daha söylemiş diyor. Görelim hanım ne söylemiş diyor. Gittikçe yerin otlaklarını geyik bilir. Yeşermiş yerlerin çimenlerini yaban eşeği bilir. Ayrı ayrı yolların izini deve bilir. Karşınızda çalıp söyleyen ozan olsun. Azıp gelen kazayı Tanrı sevsin hanım hey diyor. Serdar abinin evine yaklaştık. Serdar abi bugün tıraşa gitmiş gelmiş. Evinde bizi bekliyor. Çekmeköy'deyiz. Onu evinden alacağız. Ondan sonra zaten lider Serdar abi. O nereye derse biz oraya. Güzel de bir gün geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah yanlış mantar yemeyiz falan. Maşallah. Sana maşallah abi. Çok acayip değil mi? Nasıl abi? İyi gördüm seni. Ben de seni. Maşallah. Heyecanlı gibisin valla. Geri gidiyor yaş. Yavrum benim ya. Diyelim mi bunu? Abi seni çok seviyorum. Daha idolü müsün ya? Eyvallah abi gel. Gel gel. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm abi. Maşallah abi. Selçuk benim isim abi. Abi şey... Zabıtaya yakalandık. Çektim abi tamam mı? İşler çok memnun oldum. Sağ olasın. Burada bu bölgede görevlisiniz. Bu bölgede Yavuz Selim ve Baklacı. Bölge mühendisi. Ben bölge mühendisiyim. Bekir Belediyesi'nde çalışıyorum. Hayırlı olsun görevim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Biz de ormandayız abi. Aslında İstanbul'un göbeğinde, merkezinde bir yerde, Anadolu yakasındayız. Gerçi bunların hepsi budanmış çamlar. Çok yüksek ağaçlar burada göremeyiz. Daha çok Şile taraflarına gittiğimiz zaman bulabiliriz belki. Balkanlardan göç eden bazı köyde yaşayan insanlar var. Oraya kendilerine köy kurmuş. Onlar Balkanlara da biraz benzediği için rivayet böyle. Ağaçların orada kesilmesine de müsaade etmemişler pek o civarlarda. Muhafaza etmeye çalışmışlar. Hep yüksek, yaşları büyük ağaçlar var ama İstanbul'da genelde çok yüksek yaşta ağaç yok. Bunlar da 20-25 senelik, 30 senelik diyebiliriz. Yine de orman sonuçta bir habitat oluşturuyor. Evet. Ve bununla birlikte alt tarafta da mantar örgüleri var. Şimdi her mevsim ayrı bir mantar türü var Ertan'cığım. Kış aylarındayız. Şanterel dediğimiz bir aile türü var. Göreceksin birazdan. Civciv ayağı diyoruz Anadolu'da biz ona. Buna Kuzey İskandinav bölgesindeki insanlar, Avrupa'nın kuzeyindekiler, daha nemli yağışlı yerlerde, İngiltere'de de özellikle bu tübeye formüsü de var bunun. Bu mevsimde çıkan. O mantarları topluyorlar, güzel yemeklerini yapabiliyorlar bunlar. Biz de kendi çapımızda şimdi bunlardan bulabilirsek diye çıktık. Gerçi rüzgar, lodos falan da eski kurutmuş olabilir ama yine de buluruz. Sen de şimdi abi. Bulalım. Yanımızda biraz da bak sana güzel özel tereyağı da getirdim. Ona eminim. Heh, onun içerisinde senin pişirme kabınla güzel lezzetli şöyle tadına bakarız. Tamam. Ondan sonra etrafımızdaki insanlardan da onları sevenler var yemeği. Aminasit diye bayılanlar var biliyorsun. Caner. Bir arkadaşlarımız Caner gibi. Ondan sonra ben de bayılıyorum tabii. Çünkü lezzeti ayrı, onu kovalaması bulması ayrı bir şey. Şimdi gözün odaklanacak sürekli. Arayacaksın sürekli. Yerde nasıl bir tür olduğunu sana bir tane örnek göstereceğim. Ondan sonra hep onu arayacağız tamam mı? Tamam. Gidelim mi? Gidelim. Müzik.
Bak şimdi bunu çıkardım, kaldırdığım zaman, altını çevirdiğim zaman rengi dikkat et renge. Civciv ayağı neden deniyor göreceksin. Sarı turuncu. Şantarel dediğimiz aileden. Evet. Muhteşem bir tadı var gerçekten. Bunun zehirlisini göremezsin. Bunun zehirlisi yok. Bir de kanlıca yapmıştık. Tereyağı koyunca makarna gibi olmuştu. Ah sen makarnanın üzerine güzel sos olur mu spagettinin üzerine falan. Bunları sen koparabilirsin istiyorsan. Tamam. Bunun ben tabanı altta kalıyor ama yine de şu kısmını keselim. Spor kısmı orada kalıyor. Bunu burada bırakıyoruz. Mantarı elimizle mi alıyoruz abi? Elini alabilirsin. Dibine kadar uzan oradan kaldırma. Tamam. Çok iyi. Altını da kesin. Kendi bıçağını da kes. O kadar da kurumamış ya. Evet. Islak biraz. Tabii tabii. Ya sonuçta şöyle bir şey var. Mantar sadece karnınızı doyurmak için aradığınız bir şeyin dışında dokunduğunuz, temas ettiğiniz, ağacın o yukarılarında erişemediğiniz yerlerden aşağı düşen iğne yapraklar ya da işte kayın varsa kayının yaprakları, torfa dönüşen toprak, ayağını sürekli, elini sürekli buna dokunuyor ve gözünü sürekli bozuk olmayan renkler üzerinde dolaşıyor, sahte olmayan. Bu bile insana ince ayar yapıyor. Evet. Ruhunu inceltiyor, yani ince düşünmeye başlıyorsun, sakinleşiyorsun. O gün akşamında yediğin mantar ayrı lezzetli ama yaşadığın günün verdiği huzur, o yastığa kafanı koyduğun zaman hissettiriyor sana kendini. Sen bunu bana 10 senedir anlatıyorsun Serdar abi. Ama ben her zaman yaş aldıkça daha iyi anlıyorum. Daha iyi anlıyorsun. Zamanla evet. Daha iyi anlıyorum, evet. Biraz olgunlaşmak gerekiyor bunu anlamak için. Hayat öyle, dedelerimiz de öyle olgunlaştı zaten. Bak orada çok fazlaca var. Of 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 of. Ha? Çok buldum Mertem. Evet. Hani şaşırıyorum sana. Bu ikinci. Ama birinciyi hiç unutmadım Serdar abi. Nasıldı değil mi? Gerçekten ben sevmem diye düşünmüştüm. Seni çok sevdiğim için, seni kırmamak için tereyağını koyunca iyi bari bir deneyeyim dedim. Sonra tabak tabak yemek istedim. Gerçekten çok güzel tadı. Ya insan böyle görünce tadını anlamıyor ama tereyağı koyunca ve pişirince çok farklı oluyor. Bir de sarımsak da getirdim bir diş. Güzel de bir zara tuzu var. Caner, zara tuzu ne abi? Zara, Sivas'ın Zara ilçesinin Selçuklu vakıf kayıtlarında kayıtlı olan hala daha o zamanın kayıtlarında var olan tuz ocakları var. Ve 82 farklı element var içerisinde. Sodyum klorürü çok az. Evet. Ağzına attığın zaman tuz yakmayacak seni. Ama içerisinde 82 tane alman gereken. Serum gibi düşün yani. Malzeme dolu. İnsanlar onu yıllarca, yüzyıllarca kullanmışlar. Yani bizim bu uyduruk tuzlar var etrafta, rafine edilmiş. Onlardan evet. Kaçmamız lazım genelde. Evet. Bazıları kopmuş. Al, hayır. Ne yapmış? Kopmuş. Al, biz kopardık onları. Şimdi biz kopardık. Bir de bunu bulduğun yerde çevreye bak, kesin yayılıyor, bir sürü var etrafında. Mantarı temiz toplamak lazım böyle. Şeylerini bırakmak gerekiyor. Bir yuva daha bulacağım. Gel, Ertan şöyle. Araya araya gidelim artık. Sen de görebildin mi? Bak orayı odaklan. Mesela burada var, bunun altında. Mesela burada var. Şu güzelliğe bakar mısın? Mantarı temiz toplayalım. Sonrasında zaten yıkamayacağız bunu hiç. Alıyorum bunu da Ertancığım. Tamam abi. Bak bu üstünü temizledikten sonra şöyle toplu bu, toplu halde. Elimi alttan sokuyorum. Hop. Buraya koydum. Şurada bir sürü, 2-3 tane daha var. Çok da kolay kopuyor. Evet. Yani böyle dokunduğun anda kopuyor. Çünkü altta tutunduğu yer küçük. Evet. Üst tarafı ağırlaşıyor gittikçe. Evet. Bir de mantar türlerini iyi bilmek lazım, ayırt etmek lazım. Bilmediğiniz mantara zehirli muamelesi göstermeniz gerekir. Çünkü bazı her mantar yenebilir, bir arkadaşım öyle derdi. Ama bazı mantarlar bir kez yenir. Mesela sonbaharın ilk yağmurlarında ortaya çıkan bir mantar var. Amanita ailesinden. Amanita, bu şirinler mantarı var ya, kırmızı evet. Üstü beyaz evet. Sporlu olan. O da Amanita ailesinden. Fakat bu kahverengi renkli, biraz yeşile doğru. Yeşile çalıyor. Hatta tadı da fındığı andırır. Yutmadığın zaman sorun yok. Fakat ona köy göçmen ismi deniyor Türkiye'de. Amanita vernası var onun. Bir de Phalloides diye bir türü var. Onu yediğin zaman hiçbir şansın yok. Karaciğerini değiştirsen bile yaşayamıyorsun. 3 gün sonra, 2 gün, 3 gün sonra etkisini göstermeye başlıyor. Hemen hastaneye götürüyorlar abi. Bir hafta kalırsın. Sonra iyileştiğini zannedersin 2 günde. Öyle bir tepki verir. Vücudun öyle bir reaksiyon, öyle bir hale gelir. Çıktıktan sonra bir gün sonra da bir anda öldürür abi. Türkiye'de var mı? Var. Çok var. Türkiye'de mantar türü çok zengin. Belki de en zengin coğrafyada yaşıyoruz. Son buzul çağına yaşamamış toprak örgüsü en zengin coğrafyadayız. Evet. En çok mantar türü de burada var. İmparatorluk Osmanlı mutfağında zengin olmadığı için mantar. Çünkü çok başka şeyler var. Çünkü dört mevsim yaşayan
ayrı bir yerdesin, her şeyin var. Evet. Mantara gelene kadar, anladın mı? Tabii. Ama Roma'da önemsenmiş. Mesela Amanit ailesinden bir mantar türü daha var, Sezar o da. Sezar o mantarı bulup kendinden başkasını yediğini görürse kellesini uçurtuyormuş. Öyle bir söylenti var, düşün. Amanita Sezar diyorlar ona da. Çok lezzetli bir mantar, o yenen tür ama. Amanit ailesine aman dikkat. Eğer bilmediğiniz bir yerde mantar topluyorsanız, bizi izleyip de böyle bilmediğiniz bir şey yiyemezsiniz. Önce bence güzel bir araştırma yapın. Ondan sonra mantarınızı toplayın ve yiyin. Bilen birileriyle gitmek lazım. Evet. Bunun bilimine de mikoloji diyorlar. Mikologlar da bu işi araştıran, bu işler üzerinde çalışan bilim insanları. Mikolog. Bir de alaylı insanlar vardır. Onlar da çok deneyimli. Birkaç arkadaşım var mesela bizim Cemal gibi. Bir adam mantarla yatıyor, mantarla kalkıyor. Desen ki şurada Van'da şurada mantar var. O gün her şeyi bırakır oraya, Van'a gider, o mantarı bulur. Öyle insanlar da var Serdar abi. Yani sadece mantarla ilgileniyor ve bütün türlerle ilgileniyor. Türkiye'de var. Senin dediğin gibi ihtiraslı. Bu işe çok şey, bağımlı gibi, anladın mı? Bağımlı gibi, evet. Bazı insanların çok yoğun yaşadığı bu tür ilişkilerde kimisi hayvanla yaşar, kimisi ağaçla yaşar, kimi de mantarla. Ama kuş bilimciler var ya öyle. Tabii ki, yani ondan kopamazsın. Kopamazsın. Tabiatta zaten doğru bir arkadaştır. Kötü bir arkadaşlığı olmaz onun. Sana. Evet. Örneğin şunu gösterelim. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Bakın bu ağaç çam ağacı. Üzerinde reçine var. Ağaç ağlamış resmen. Çünkü kırılan dalları yerine bakteri girmesin diye salgı çıkarıyor oradan. O salgı onu koruyor. Bir arkadaşım anlatıyor. Bir ayı buluyorlar. Yani bir şekilde ölmüş ayı diyelim. Kim öldürdü, nasıl öldürdü onu anlatmayacağım. Fakat ayı postunda çıkaracaklar bir yerde. Öyle bir yere denk geliyor ki postunda çok rahat ilerlerken bir yere takılıyor, gitmiyor. Evet. Sonra biraz zorlanıyor orayı keserken, bir bakıyor içinden şöyle puf diye böyle sivri parmak kalınlığında bir tabaka çıkıyor, sert. Sonra bir bakıyor reçine. Reçine. Ayı daha önceden yaralanmış, sonra onun izinde mermi çekirdeği var aşağısında. O yarayı iyileştirebilmek için enfeksiyon kapmasın diye, adam ona enfeksiyon kapmayayım diye koydum demiyor ama içgüdüsel olarak biliyor. Çam ağaçlığındaki reçineleri alıp içine tepmiş abi. Bedenin kabuk tutması gibi aslında yani. Tabii. O orayı dolduruyor. Çok enteresan. Yani şimdi bunun, şimdi onu söyleyecektik. Reçine. Reçineli ağaçlar. Yani çam ağacı çok güzeldir fakat risklidir. Bazı bölgelerde çok daha riskli. Çünkü yangınların en büyük sebebi bunlar. Daha doğrusu insan birinci sırada, onu koyalım da önce. Birinci faktör insan. Bilinçli ya da bilinçsiz yangını biz çıkarıyoruz arkadaşlar bu dönemde. Binlerce yılda ortaya çıkan yangınlar, doğal yangınlar bizim sürecimizde çok uzun bir şey o, evet, düşündüğümüz zaman, ama insanoğlunun hatalarından çıkıyor. Çünkü yere düşen şu çam yüzeyleri, bunlar barut gibi. Evet. Bunu bir de havalandırılmış duruyor. Şöyle düşünsene. Mikado diye bir oyun vardı, hatırlıyor musun? Böyle şeyleri çekiyorsun düşürmeden. Dokunmadan. Onun gibi ama altı hava alıyor, bak görüyor musun? Hava alan şey kuruyor. Buradan bir kıvılcım alsa bunu kimse tutamaz. Ormanın yanmasını kimse engelleyemez. Evet. Buraya bu kadar çok çamın olması doğru değil. Yani. Yürür gider yani. Evet. Yani. Şimdi bilinçli insan buraya gelip ateş yakmaz. Şunun dibinde. Etrafı korumasız. Ve bunun dibinde çamın reçineli kökleri var. Evet. Hava alan yerden içten yangın olur. Ağacı öyle çürür. Mi? Tabii canım, ağacı da çürütürsün. Bir gün birisi benim şeyime laf etmiş. Ormanda kayınların içerisinde bir ateş yakmıştım ben. Yapraklar kenardaydı. Abi yangın, bize anlatıyorsun yangın mangın. Onu da ifade edelim de burada düzgünce. Çünkü programdan sonra söylemiyoruz, bazen kaçırıyoruz. Kayının o mevsimde yanması zaten mümkün değil. Ve hep nemli. Günün en kısa olduğu zamanlar yaktığımız yerde zaten sırf kayın olan bir yerdi. Ama çamın olduğu yerde böyle bir şey yapamazsınız. Bilmek gerekiyor ağacın türünü, cinsini, karakterini, hepsini. Bilinçlenmek gerekiyor bu konuda. Bu kadar zengin doğal ormanların olduğu bir bölgede, coğrafyada yaşıyoruz. Bunu bilmemek ayıp bir şey. Öğretmenlerin de ayıbı, çocukların da ayıbı, anne babanın da ayıbı bu aslında. Tahminimce burada zaten yasaktır abi ateş yapmak, tabii, diye düşünüyorum, değil tabii mi? Yasak. Ama tabii, adam üşüdüyse, tabii, ya da yemek, piknik için, ya bak oraya içtiklerini falan atmış. Yani en azından görsek bunu bize uyarmak bir vatandaş sorumluluk gereği aslında. Tabii ki. Böyle de bir yasa çıkarmak mı gerek sanki? Vatandaş sorumluluk yasası. Ben mesela gördüysem, uyarmıyorsam, o da bir ceza. Ceza kesilmesi, evet, gerekir. O da bir suç. Tabii. O da suç. Ama vicdani suç daha da önemli orada. Vicdani rahatsızlık. Evet. Buna izin vermemek lazım. Hep söylüyoruz abi. Yani buralara gelip de çöp bırakmak. Ya o zaman hiç gelmesinler buralara. Aynen.
Ama baksana, bunların olmadığını düşünsen, şurada içeride gezdiğini düşünsene Ertan. Gerçekten. Böyle bir bağın varsa, mantar gibi bir başka türlü geziyorsan, kuş için, ağacın işte başka türlü incelemek için, o zaman buraya kimse, bekçiye gerek yok ki. Doğru. Gerek yok. Sensin yani oranın bekçisi, insan sonuçta. Evet. Bunu yapan arkadaş belki görürse seni, ki zannetmiyorum seni izleyeceğini böyle bir adamın. Bir gün inşallah biz denk gelirsek başka türlü güzel bir dille onu uyarırız, evet, bilinçli bir şekilde. O da bilinçli olsa yapmaz zaten. Evet. Bilinçli olduğu için yapıyor. Kötülüğünden değil yani. Evet. Sonuçta sevdiği için buraya geliyor ama bilmiyor. Belki. Var bak, burada şey var, puf mantarı var. İlk çıktığı zaman bu yeniyor. Sonraki zamanlarda içerisinde toz oluşuyor. Bunu antibiyotik gibi kullanabiliyorsun. Al eline havaya, getir. Kafasını çevir yukarı, ortası deliktir. Şurasını şöyle bir bas Ertancığım. Bas bas, sıkı. Bir bas çek, bas çek. Görüyor musun? Tozu, yeşil tozdur bu. Bunu biz yaranın üzerine koyuyorduk. Kurutuyordu yarayı. Yani bunun havaya karışmasında, bunun etrafa dokunarak bir şeyleri sporlamasında bir görevi olduğunu biliyoruz illaki. Bu niye açılır yoksa? Durduk yere açılmıyor. Bir sebebi var. İşte mikologda düzgün çıkacak abi. Bunu insanlara öğretecekler. Okullarda, orada. Sen burada. Bu kadar çok şey nasıl öğrendin abi ya? Benim işim yani bu. Bunu sıktığın zaman buradan bunun çıkacağını ve bunun ne işe yaradığını, yani zamanla mı oldu? Tabii. Bu? Deneyerek, görerek. Deneyerek, görerek değil mi? Aha. Sadece okuyarak da olmaz. Hayır, bunu hayır. Deneyimlemek onun olduğunu lazım. Okuyarak öğrenemezsin ki. O mantarı bulamazsın bile. Zehirlenirsin. Değil mi abi? Gelin şantarellere gelin, civciv ayakları bunlar. Civciv ayağı mantarı. Mevsimde bu kadar sıcak olması normal değil ama. Hiç normal değil. Korkutuyor ya. Ya korkacak. Hmm. Bu baş mevsimler biraz kayıyor. Bu ekstrem bir durum. Uç bir durum. Yılbaşında genelde kar ya. Tabii. Şu an 17-18 derece galiba. Anadolu'da öyle. Erzurum'da ama iyi kar varmış. Erzurum, Kars'a doğru gidiyorsun, kar yok. Tabii. Kars'ta öyle yok. Mi? Tabii. Bu tabii Erzurum'a dönüyorsun, orada kar yok. Çok enteresan. Arkadaşlarımızla arıyoruz sürekli. Mevsimler değişti gerçekten. Takip ediyorum. Ya illa hava durumunu şeyden dinlemiyoruz, televizyondan ya da raporlardan falan. İstatistiklere bakmıyoruz. Oradaki, yöredeki insanları da arıyoruz. Yani. Soruyoruz. Şanslıyız bugün ama hava güzel. Evet. Şimdi buralarda, bu civarda şöyle bir yan geçelim mi? Buralarda olabilir Ertan'cığım. Daha çıktık diyorum. 3500 metreye gittik. Serdar abi dedi ki tencereyi ver. Ondan sonra abi tencere aşağıda kalmış dedim. Sonra... Dedim Serdar abinin bana bir bakışı var. Yok be, o kadar da öyle ki sert baktın mı? Sert bakmadın işte, tam da onu söylüyorum. Aslında diyorum içten içe kızdı ama kibar insandır dedim. O yüzden bir şey demedi ama ben suratından anladım kızdım. Ya şeyi heveslendik. Ona... Yemeklerimiz var, her şeyimiz var. Aynen. Setimiz çok güzel, pişirme aynen seti. Ertan'cığım alabilir miyim dedim. Niye abi dedi. Onun tencere seti hangisi abi? Sana verdim ya aşağıda. Eyvah yatıyor. Sabahın üzerinde kaldı. Başka bir şey var mı? Küçücük bir tane kap var çok ya sende. Evet. Çok onu heyecanlıydım tek tek ya. Yaptım. İlk defa çıkacak mesela. Güzel değil miydi? Çok evet, heyecanlıydım. Evet. O heyecanı unuttum. Güzeldi ama şey, sıra sıra yaptın yemeği. Konrad da diyor ki bardağı gösteriyor kameraya, böyle yapıyor. Böyle kapta diyor, sıra sıra yemek yedik. Ben Konrad. Aynen. Yosunun içerisinde. Evet. Yosunun içinde şunu şunlar. Kaldıralım. Yosun. Ve yosun, bunu anlatalım biraz. Yosun nem tutar. Yosunun olduğu yer daha zengindir toprak yerde. Evet. Çünkü suyla besleniyor hepsi. Bu da bir şekilde bak. Ben hatırlıyorum abi, sabun yapmıştım bunları eline. Heh. Bolda. O bak kadar artık güzel temizlemiştik ya. Dişlerimizi de yıkıyoruz bundan. Bahar zamanında dağ çileği olduğu vakit, yaz başında falan diyelim. Dağ çilekleriyle bunlarla beraber karıştırıp dişini temizleyebilirsin. Bunu da ekleyip atalım içine. Eskiden her... Meşguliyet terapisinde güzel bir... Çok güzel, evet, tabii. Güzel şeylerle meşgul olduğun zaman terapi gibi geliyor. Evet. Seni sakinleştiriyor. Baksana şunun güzelliğine ya. Ha? Buldukça buluyorsun Serdar abi. Çıkıyor aradan. Güzel bir yerde ateşimizi yakalım mı? Olur abi. Ama bakın ateşi yakmak için de çok yöntem var. Hiç yere temas ettirmeden yerden havada tutacağız onu. İçine odun koyarak ateşimizi yakacağız. Onun üzerinde senin tavayı kullanabiliriz. Harika, tamam. Tamam. O hem zaman ne kadar pratik olduğunu göreceksin. O deneyi bunun üstünde yapabiliriz. Tamam. Tamam mı? Şimdi Ertancığım, ateşi başlatmak için 3 şeye ihtiyacımız var ya. Yanıcı malzeme, oksijen ve sıcaklık. Evet. Barut olsun, çakmak olsun. Bu üçü bir araya geldiği zaman bir şekilde kıvılcım çıkıyor ve ateş yanabiliyor. O yüzden biz de yanımızda, ne güzel aslında.
yanımızda. Şöyle hani bu ağaçlardan bir şey almayalım. Bu tereyağı bak güzelce koyayım şöyle. Şimdi bak Ertancığım, şu bir reçineli çıra diyoruz ona biz. O bir kıvılcımla çok güzel kor olabilir, yanabilir. O kıvılcım başlatacak bir kibrit olabilir, çakmak olabilir veya magnezyum çubuğu olabilir. Kurumuş çam ağaçlarının, devrilmiş çam ağaçlarının köklerinde var. Hatırlıyorum bunu. Hatırlıyor musun? Tabii ki. Doğru. Bu ocaklı anılarım var. Çok seviyorum bunu. Yani ufak şirin. Çatal kaşık varsa onları çıkardım. Tamam. Bunun içinde parçalar vardı hatırladığım kadarıyla. O şöyle açabilirsin. Ha, şöyle. Açtım. Aynen. Onu bir de indir. Bravo. Bunu da üstten indir. Kurdum bile. Kara alacağız. O kadar. Bitti. Hava alması için o. Tamam. Harika. Şimdi bak. Bunu ateş başlatacağız ama başlattıktan sonra bir devam ettirecek bir şeyimiz olması gerekiyor. Evet. Hatta. Onun için bunların ne kadar kolay yandığını gösterelim insanlara. Evet. Olur mu? Üstüne bunları atabiliriz. Sonra da üstüne kuru dal bulabiliriz. Kuru dallar havada askıda kalan. Ormana gelen zaman var ya abi, böyle mutlu bir çocuk gibi oluyorsun. Bak valla çok enteresan. Öyleyim. Kaşık ondan yapılma, onun gövdesindeki ağaçtan yapılma. Kaymak gibi bak, görüyor musun? Bu benim Tibet'in yaptığı kaşık. Öyle mi? Ha. Öğretmen öğretiyordu, o bir tane çocuk vardı bizde çalışan. Evet. O öğretiyordu. Onunla beraber yaptılar. Kurt patisi. Acayip bir terapi abi. Çok güzel. Ve evet. Kaşık Türkiye'de yapmak, de çok güzel atölyeler var ve ben de ilgilendiğim için şimdi araştırıyorum. Bayağı da güzel işçilik yapan ustalar da var. Var. Kendin öğrenip evinde bile küçük i̇şte şeyler evet, yapabilirsin el aletleriyle. O aletleri aynen araştırıyorum şimdi. Yavaş yavaş geliyoruz abi. Aynen aynen. Senin çırağın olarak. Aynen. Bu da İsviçre'deki askerlerin kullandığı yemek kabıymış. Aş kabı diyorlar ona. Evet, aş kabı. Aha. Hafif de, pratik de. Ertan bunun sapını uzatabilirsin. İçine şey tutarak, ağaç tutarak şuraya. Örnek olsun diye gösteriyorum böyle. Oradan buraya. Sıcaksa eğer. Oturtursun ama buradan uzun kullanabilirsin. Önce ateşi başlatalım. Çok çıra harcamaya gerek yok. Bizde köylerde herkes bir sürü çırayla ateş yakıyor. Hiç gerek yok. Doğru malzemeleri doğru zamanda birleştir sadece. Şimdi bunu biz reçinesini rendeliyoruz. Bak tüylendiriyorum, görüyor musun? Ne kadar ince o kadar rahat evet yanıyor herhalde değil mi? Aha. Ağzını aşağı doğru yaparsan onu kalın yapacak. Değil mi? Evet. Yan yaparsan şöyle daha çok rendeleyecek onu. Aa, hakikaten güzel. Şimdi bak bunu burada yakalım. Bıçağın ağzını hep dışarı doğru. Şöyle. Bunları da küçük küçük ayırdık ki kolay yansın diye sonrasında. Magnezyum çubuğuyla kıvılcım çıkaracağız sadece. Bak şimdi bundan bir kıvılcım çıkaralım bunun üzerine. Testere yoksa eğer, sadece bıçak varsa... Olur. Olur olur, ben bıçağın başın basında yapıyorum. İçiyle mi dışıyla? Arkası ağzıyla değil ha, hep şu köşesiyle. Köşesiyle değil mi? Köşesiyle itmek lazım. Ben geçen gün çünkü yanlış yapmışım, birisi hemen yazmış abi, aman bıçakla bıçağını köreltme demiş. Doğru. Körelebilir. Abi, körelebilir. Şimdi bak çam iğnelerinden biraz atsana içine. Yerdeki bile yanıyor, görüyorsun değil mi? Evet, bunlar... Hava aldığı için. Evet. Nasıl barut gibi parlayacak bir anda. Evet. Biraz daha kalınlarıyla besleyelim. Alevi gördüğün an üstüne yenisini atabilirsin. Alevi yukarıda görmen lazım sadece. Ama çok sönerse söndürebiliriz, o yüzden bekliyoruz. Evet, aynen. Bak hiç yeri de kirletmedik. Evet. Böyle bir şey alınabilir, yapılabilir. Kendiniz tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Aklınız daha iyi çalışabilir, başka şeyler üretebilirsiniz. Ufacık reçineden ne çıktı ya? Tabii abi, başladık. Biz de ateş yakıyoruz zannediyoruz. Biz ateş yakmıyormuşuz. Ertan'ım şimdi bak bunu böyle kullanabiliriz. Sen bunu tutarsın. Sana bir de kaşık vereceğim, tamam mı? Bak tuzları görüyor musun, düştü evet, içine. Evet, sen tereyağı seversin abi. Belli mi? Yani sen tereyağı gerçekten... Her kahvaltıda bunun iki katı tereyağı evet, yiyor. Evet, Serdar abi kadar hayatında tereyağı yiyen. Ama aynı zamanda da yağ oranı düşük olan hiç kimseyi tanımıyorum. Demek ki doğru tereyağı yerseniz hiç yağlanmıyorsunuz. Hareket etmeniz önemli olan değil mi abi? Hareketi zaten senin vücut sıcaklığında ve o akış hızında bunların kalması mümkün değil. Evet. Böyle o güvenceyi sapan... sen verdin bana. Baktın bu kadar tereyağı yiyorsun, bir de böyle fitsin. Tamam dedim, bundan sonra ben de yiyeceğim. Genetik bir yere kadar Ertan. Dedelerimiz de böyle besleniyor. Dedemin o kadar yaşı var. Bunları yerken gördüğümde, sağlıklı gördüğümde
hiçbir sorun olmadığını hissettik orada, evet. Biliyorsun. Onu eritebilirsin onun üzerinde. Ertan'cığım. Tutturabiliyor muyuz? Abi orası hiç yapılmış sanki ha? Tabii tabii. Ha. Böyle. Ya yani Serdar çok... abi. Sesi geliyor Ertan. Şimdi Ertan'cığım. Bak şurayı masa gibi de kullanacağız, tamam mı? Sen öyle hiç oynatma orayı. Tibetçinin yaptığı kaşıkla. Sarımsağımız burada. Şöyle dursun. Şu şeyi alayım bir dakika. Pardon. Bir tane içerisine yaprak girmiş. Suyu da çıkacak biraz onun. Direkt üstüne koyabilirsin şeyi. Tamam. Böyle dursun abi. Hiç dursun. Kaldırma. Ateşi yüksek gelsin. Böyle. O iyi. Bunu da burada masa gibi kullanırız demiştik. Rengi değişecek birazdan. Ya köpek geldi ziyaretimiz. Gel. Ne oluyor lan? Ne kadar şımardı böyle. He? Hareketlere bak. Yerim seni. Yerim lan seni. Ne o hareketler? Ne böyle? He? Bak 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 bak. Çok güzel köpek ya. Bak. Hakikaten güzelmiş. Ne? Ne o hareket? Ne o hareketler var? Dur yavaş. Acayip tatlı yalnız ha. Ertan bak bir şey söyleyeceğim. Çam ağacı içindeki reçine ısındıkça nasıl kustu yukarı görüyor musun? Çam reçinesi yanıyor şu an. Evet. Ya. Demin bahsettiğin şeye benziyor aslında. Hiç de yanacak gibi durmuyordu gerçekten. Tabii. Çok koyuydu. Bunların da bu barutların da şeyi aktı içerisine. Tabii. Geçen gün Kaan abiyle konuştum. Aha. Uzun zaman sonra Serdar abi. Verdi oldu bizim. Ha. Evet evet Kaan, Kaan abi fotoğrafçı. Nasılsın iyi misin falan ona da hatırlattım. Hatırlamıyor. Sonra hatırlayınca ya hakikaten ya falan. Korski'nin içindeyiz. Cam sonuna kadar açık. Dizinin altına kadar geliyor. Ben neredeyim o zaman? Sen aşağıdasın. Hı. Biz niye helikopterdeyiz? Sen aşağıda koşuyorsun. Biz de yukarıdan senin fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Hı. Uzaktan. Hı, tamam. Böyle de büyük bir objektif var. Zoomluyor aynen. Ondan sonra dedi ki pilota. Ya dedi tam açıyla alamıyorum. Ondan sonra biraz dedi böyle yatırsan helikopteri dedi ama gözünde yani şey objektif. Ben de tam yanında oturuyorum abi. Herhalde vardır bir bildiği. Sürgü kapıyı tamamen açmışsınız. Tamamen komple açık. Ayakları bak böyle duruyor. Ondan sonra o kadar konsantre olmuş ki sana ve iyi fotoğraf alayım diye. Vücudu hiç oynamadı. Sadece böyle abi. Aynen bu şekilde gitmeye başladı bak böyle. Ne kadar yüksektesiniz? Çok yüksekteyiz ya. Çok yüksek değil. Nasıl bir özgüven abi evet, bu. Evet, hissetmedi. Çünkü o sırada o seni gördüğü için tabii. Aha, yere odaklandı. Yere odaklandığı için. Abi bak şöyle sağıma döndüm. Şöyle pençemle kot kemerini bak. Plak diye bir tuttum. Böyle. Böyle oldu. Tak çektim. Oturttum. Kamerayı bıraktı. Abi önüne baksana dedim. Baktı. Ön dedim komple açık. Sen dedim aşağıya odaklandın ama senin şu an bulunduğun yerdeki kapı açık. Düşebilirdin dedim. Ya dedi Ertan. Dalmış herif. Adam iyi fotoğraf çekeceğim diye gidiyordu ya. Ertan önce tadına ben bakayım mı? İstiyor musun? Sen nasıl istersen abi. Hadi sen bak ya. Bir bakayım. Bak. Yine harika valla. Gerçekten inanamıyorum. Şimdi bak. Abi bu tereyağda da bir şey var ya. Bu var. Tereyağı. Yani neye koyarsan koy senin. Of. Abi şükretmek lazım değil mi? Buna dokunabildiğimiz, toplayabildiğimiz, öğrenebildiğimiz için, yiyebildiğimiz için. Şunu abi, tabiri caizse İtalya'da çok ünlü bir lokantada tabağın içinde bizim özel yemeğimiz diye birini önüne getirip koysalar inanamıyoruz İtalya'da ne yedik falan diye gelip anlatırlar. Abi biz şu an Çekmeköy'de ormanda tereyağıyla bunu yaptık. İnanılmaz bir tadı var. Çok güzel. Doğru mu abi? Aynen. Gerçekten. Hadi. 5 dakika önce toplamış gibi değiliz yani.
Sanki Caner için gidiyor biliyorum orada. Senin de gidiyor değil mi? Bu sabah Artvin'den bir adam vermiş abi bana. Çiçek balığı yapıyor. Yusuf dedi. Elinden mi? Evet Yusuf Elinden. Ya, Alparslan'dır o. Ondan sonra dedi ki bana normal dedi balın dedi işte 200 binlenmesi var. Bunun dedi 900. Öyle. Orada 1300 ile 2000 metre arası şeklinde gezdiriyorlar. Polen toplatıyorlar. Gerçekten. Bu sene de iyiydi. Al baba. Evet Harun. Bu da senin göz payın. Bir şey okuyayım mı oradan? İster misiniz? Tabii ki isteriz. Bak şimdi abi. Misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi diyor. Yani misafirperver olmayan, içi kötü olan, kimseyi ağırlamakta niyeti olmayan, küsmüş insanlar. Atın yemediği acı otlar bitince bitmeye, bitmese daha diyor. İnsanın içmediği acı sular sızınca sızmasa daha iyi. Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi diyor. Söze bak. Ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. Baba adını yürütünce devletli oğul daha iyi diyor. Yalan söz bu dünyada olunca olmasa daha iyi. Gerçekten 3-30-10 yaşını doldursa daha iyi. 3-30-10 yaşınız olsun diyor. 3-30-10 yaş ne demek biliyor musun? 3x30-90+10 yaş demek. Hak size kötülük getirmesin, devletimiz devamlı olsun. Hanım hey diyor. Arkasından diyor ki, Dede Korkut bir daha söylemiş diyor. Görelim hanım ne söylemiş diyor. Diyor ki bak söze bak. Gittik de yerin otlaklarını geyik bilir. Bak yerin otlaklarını giden geyik bilir oraları gezen. Yeşermiş yerlerin çimenlerini yaban eşeği bilir. Ayrı ayrı yolların izini deve bilir. Kervanlardan bahsediyor. Yedi dere kokularını tilki bilir. Yedi tane dere kokusunu geceleyin tilki bilir diyor. Oğlun kimden olduğunu ana bilir. Erin ağırını, hafifini at bilir. Ağır yüklerin zahmetini katır bilir. Nerede sızılar var ise çeken bilir. Gafil başın ağrısını beyni bilir. Kolca kopuz yükseltip elden ele, beyden beye ozan gezer diyor. Erin cömerdini, erin cimrisini ozan bilir diyor. Karşınızda çalıp söyleyen ozan olsun. Azıp gelen kazayı Tanrı sevsin hanım hey diyor. Ya diyorum ki Türk edebiyatını bir yere koy, bir teraziye. Öteki teraziye de Dede Korkut'u koy. Zank diye yere oturur abi böyle. Kaynak kitabın ismi de söyleyeyim sana. Yani internetten mi yoksa kitapları var mı şu anda? Var var. Yani o kitabı şu an evime daha yeni geldi. Hemen açıyorum abi kitabı. Kitabın ismini. Dede Korkut kitabı Profesör Doktor Muharrem Ergin'in. Yalın güzel bir Türkçe ile anlatmış. İlk basım 1958 ama onun. Bu sonraki basımda kaçıncı basım? 61. baskı. Ne güzel abi. Çok enteresan. Şimdi o zaman bugün alacağımız ders ne burada? Yani yakın çevremizde İstanbul aslında yeşil de bir yer. Yaşadığımız yüz ölçüme bakarsak İstanbul'a şehrin biraz dışına çıktığı zaman yemyeşil her yer. Yeşile çok kolay ulaşabiliyoruz onu diyorum. Yeşil insanı, gökyüzü insanı rahatlatıyor, dinlendiriyor, sakinleştiriyor. Hep öyle bir döngü, koşturmacı içerisinde şehirde olmak iyi bir şey değil. Arada çıkıp bir sürü de seni çıkaracak unsur var. Mantar bugün bir tanesi de onu gösterdik. Evet. Mantarla bir saat içerisinde tadına da vardık. Toplamasının tadına, tadının, zevkinin, lezzetinin tadına ayrı vardık. Ateşin de zevkine burada vardık. Bir de birkaç arada bilgi serpiştirdik. Umarım işlerine yaramıştır seni takip eden insanlar. Eksik olma abi. Ertan bu ne? Hatırlayacak mısın bak bakayım bu ne ya şimdi ya? Ne bu kocaman? Bu abi tahminimce Bolu'daki kanlıca mantarı dedim. Evet mantarın ama büyük biraz büyüğü galiba. Lactarius Delicious dedikleri Lactarius ailesi bak. Biraz şimdi görüntüsüne bak abi. İşte buydu abi çok yatırdım. Çok güzel abi ya. Çok şöyle yapacağım onu da. Keseceğim spor orada. Senin sepet yok. O benim sepette. Ya o nasıl oldu bir tane oradan çıktı? Yeti gibi çıkmış. Evet. Şaşırdım da isimler ha. Gerçi mantar şeyi bulduğu zaman belli bir sıcaklığa 15-25 arası diyelim 23-24 nemi de gördüğü zaman her an çıkabiliyor. Değil mi? Mesela mevsim yok onun.
Bir mantar daha var. Size bir gün ondan yedirme şansı olursa İnşallah. Yediririm. O mantar da Crispa diye karnabahar mantarı. Böyle bir şey yok abi. Öyle mi? Mantarların şahı. Görüşürüz abiciğim. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, harika bir gündü. Toprağa bastığımız, ormana girdiğimiz, nefes aldığımız mükemmel bir gündü. Serdar abime zaten her zaman iyi vakit geçiriyorum ve ondan çok şey öğreniyorum. Sağ olsun beni kırmadı. Siz de Serdar arkadaş bir çekim istiyoruz demiştiniz. Ben de sizin ricanız üzerine Serdar abiden rica ettim. Umarım içindeki bilgilerden yararlanırsınız. İzlerken de keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.